Sovina'nın Cadılar Bayramı. Evvel zaman içinde insanlar şimdi olduklarından çok daha gençken ve siz o zamanlar doğmamıştınız. Sovina'ya güçlü bir inanç varmış. Birlikte her kötülüğü yenebileceğimize dair bir inanç. Birlikte en büyük fırtınayla yüzleşebileceğimize ve birlikte canavarla ya da bir hayaletle savaşabileceğimize dair. Hayalet mi? İnsanlar birlikte hayaletleri kaçırabilir mi? Gerçekten mi büyük baba? Evet, kaçırdılar benim küçük Titom. Ama bu uzun zaman önceydi. Büyük baban genç bir adamdı ve baban da senin gibi küçük bir çocuktu. Vay canına! Evet oğlum. Eviniz olarak bildiğiniz Sovina en zengin kasabalardan biriydi. İnsanlar her zaman birbirlerini önemserdi. Mutlu ve umutluydu. Sovina'nın benzersiz özelliği ne miydi? Sovina'nın Cadılar Bayramı. Hayalet kılığına girmiş, dans eden ve eğlenen insanlar kötü ruhları uzaklaştırıyor. Büyük baba haklıymış. Biri bu hikayenin Cadılar Bayramı olduğunu düşünebilir. Ama bekleyin. Bu hikaye sıradan bir Cadılar Bayramı değil. Bu Sovina'nın Cadılar Bayramı. Ne? Bu yüzden mi Cadılar Bayramı'nı kutluyoruz? Evet, elbette. Her yıl bir gece ölülerin dünyada yürüdüğüne inanırdık. Yani onları korkutmak için hepimiz hayalet gibi giyindik. Sovina Cadılar Bayramı'nı yalnızca kötü ruhları kovmak için değil, aynı zamanda kalbimizde yatan kötü ve olumsuz duyguları uzaklaştırmak için de kutladı. Kalbimizin içinde mi? Evet, evet. İnsanlık ve cömertlik eksikliği, anlayış yoksunluğu, tüm bunlar içimizdeki olumsuz duygulardan bazıları. Sovina'daki herkesin bu hikayeye inandığı bir zaman vardı. Ve onlar kendilerine de inandılar. Ama sonra ne oldu? Dağın hayaletleri. Büyük baba dağın hayaletlerinin ekinlerini nasıl yaktığını ve insanların hayvanlarını nasıl götürdüklerini anlatmış. Gecenin karanlık saatlerinde gelip huzurlarını bozuyorlarmış. Ve geride kalan tek şey bugün Sovina'nın kızgın ruh olarak bildiği heykelmiş. İnsanlar öfkesini yatıştırmak için ona mahsul giysi ve mücevher sunmaya başladı. Ama kızgın ruh hep fazlasını istedi. Ne kadar verirsek verelim asla yetmedi. Böylece 3 ayda bir paramızın yarısını ve ürettiğimizin yarısından fazlasını vermeye karar verdik. Ve sonunda yıkım durdu. Ama Sovina halkına çok az şey kalmıştı. Kızgın ruh payını aldıktan sonra geriye pek bir şey kalmamış. Bu kasabada yoksulluğa yol açmış ve insanlar hoşgörüsüz olmaya ve geçim sıkıntısı çekmeye başlamışlar. Sevgili Cadılar Bayramı'nı kutlamayı bıraktılar. Birbirlerine ve kendilerine kızgın kaldılar. Hadi ama annen seni arıyor olmalı. Ve baban sana bütün bu hikayeleri anlatarak seni şımarttığımı düşünüyor. Hadi eve gidelim. Tito ebeveynleri ve büyük babasıyla küçük bir evde yaşıyormuş. Büyük baba Sovina'nın en yaşlı insanlarından biriymiş. Torununu evi için savaşmaya teşvik etmek amacıyla sık sık Sovina'nın hikayelerini anlatmış. O gece yemekten sonra Tito köpeği Strawberry ile yürüyüşe çıkmış. Bu doğru olabilir mi Peri? Sovina o kadar mutlu muydu? Ve madem öyleydi neden şimdi olamıyor? İçeri gel evlat. Hava kararmak üzere. Tito köpeğini içeri almış. Kapıları ve pencereleri sıkıca kilitlemişler. Yıllardır her gece böyle yapıyorlarmış. Çünkü hayaletler herhangi bir gece gelebilirmiş. Kasabada hasara yol açmaları için belirlenmiş bir zaman yokmuş. Sovina halkı her gece birilerinin çiftliğinin yanması ya da tığırlarının kaybolması gibi talihsizlikleri bekleyerek korku içinde uyurmuş. Ve neredeyse 2 haftalık huzurdan sonra o gece yine gelmişler.
Hayır, ekinlerim, ekinlerim. Büyük baba ailesiyle birlikte neler olduğunu görmek için dışarı çıkmış. Ve bu kez arkadaşı Bernard'ın çiftliğiymiş. Çiftliğim, çiftliğim. Adaklarımız düzenli olarak gidiyor. O zaman bu çiftlik neden yarıyor? Büyük baba, şu kağıda bakar mısın? Bu çeyrekte beklenenden daha az ürün sunduğunu söylüyor. Bernard tohumları alacak fazla parası olmadığı için ekin ekemeyeceğini açıklamış. Ama kasaba halkı kızgınmış ve hep birlikte ona bağırmaya başlamışlar. Daha az ürün vermeye nasıl cüret edersin? Çiftliğim seninkinin hemen yanında. Ya senin yüzünden yangın ekinlerime zarar verdiyse? Kendi aramızda kavga etmeyelim. Sorun daha az ürün sunmak değil. Bu hayaletler. Büyük baba haklı. Ve diyorum ki bu kasabayı hemen terk edelim. Ne? Ne? Burası benim ve ailemin büyüdüğü yer. Ama bu kadarı bana da yetti. Hem sizlerle ve hem de bu hayaletlerle savaşamam. Ben de gitsem iyi olur. Büyük baba Sovina halkını ne kadar ikna etmeye çalışsa da olacaklar kaçınılmaz görünüyormuş. O zaman karar verildi. Sizi bilmem ama ben Cadılar Bayramı'ndan 2 gün sonra Sovina'yı sonsuza kadar terk edeceğim. Sizi bilmem ama ben de artık burada yaşamak istemiyorum. Ben de Cadılar Bayramı'ndan sonra Sovina'dan ayrılacağım. Ama büyük baba, insanlar Sovina'dan ayrılmaya başlarsa... Sovina'nın varlığı sona erer. Ertesi gün Tito'nun canı çok sıkkınmış. Ne yapacağını, kime gideceğini bilmiyormuş. Büyük baba çoktan umudunu kaybetmiş. Artık Sovina olmayacak Barry. Bekle, o ses neydi? Burası Rudy'nin deposu. Bekle, Sovina, dur. Tito köpeğinin peşinden koşarken küçük depoya girmiş. Omuzu kömür çuvalına çarpmış ve gömleğini lekelemiş. İğrenç. Elleriyle çabucak silmiş ama bu ellerini de lekelemiş. Harika. Ve un fıçısının içine düşmüş. Tito ayağa kalkmış, fıçıyı çıkarmış, çıkarmış ve kararmış elleriyle yüzünü silmiş. İleriye bakmış ve Strawberry'nin yerdeki unu yaladığını fark etmiş. Hem Tito hem de köpeği artık tepeden tırnağa unla kaplıymış. Tam o sırada... Ve Tito şaşkınlık içindeyken hayalet kaçıp gitmiş. Az önce ne oldu? Hayalet benden korktu mu? Tito düşünmüş ve bir plan yapmış. Ertesi gün büyük baba kasabadaki herkesi toplantıya çağırmış. Sizi buraya gitmenizi engellemek için çağırmadım. Aslında sizi ben çağırmadım. Çocuklarınız çağırdı. Büyük baba haklı. Artık burada kalmak istemediğinizi biliyoruz. Ama ya biz çocuklar? Hayalet korkusunun gerçek olduğunu biliyoruz. Ama sadece küçük bir isteğimiz var. Son bir kez hepimiz Sovina'nın Cadılar Bayramı'nı kutlayalım. Ve son 3 aylık adaklarımızın gecesi bu evimizin son bayramı olacak. Evet, lütfen. Hadi bir kez kutlayalım. Son bir kez. Kasaba halkı herhangi bir bayramı birlikte kutlamaktan çekinirmiş. Ama çocuklarının taleplerine boyun eğmek zorunda kalmışlar. Hepsi çocuklarının iyiliği için anlaşmış. Hepinize teşekkür ederim. Ama bir isteğimiz daha var. Gece saat tam 11'de hep birlikte evlerimizden çıkacağız. Tamam mı? Herkes kabul etmiş ve gitmişler. Unutmayın. Hepinizin hayalet gibi göründüğünden ve herkesin bu festivale katıldığından emin olmak zorundayız. Umarım planımız işe yarar. Siz onu bana bırakın. Gece olmuş. Yolda tek bir kişi bile görünmüyormuş. Ama derken... ve saat 11'i vurur. Sovi
Sovina Cadılar Bayramı'nı kutluyormuş. Herkes en iyi hayalet kıyafetlerini giymiş ve hepsi korkunç görünüyormuş. O kadar korkunç ki hayaletler korkmuş. Durun, hayaletler konuşabiliyor mu? Evet, çünkü onlar hayalet değil. Bunu Rudy'nin deposundaki o hayaleti gördüğüm gün anladım. Hangi hayalet artık bö diyor ki söylesenize. Bu hayalet aslında bir hırsız. Bunların hepsi hırsız. Hırsızlar. Yani bütün bunlar olurken biz bu palyaçolardan korkuyorduk. Mahsullerimizi mahvetmeye nasıl cüret edersiniz? Hadi onları ödetelim. Hayır. Çocuklar çoktan polisi aradı. Onlar suçlu ve kanunun yapılması gerekeni yapacak. Daha sonra polis gelmiş ve hırsızları almış. Suçlarından dolayı cezalandırılmışlar. Sovina halkı Tito ve arkadaşlarına teşekkür etmiş ve evlerinden ayrılmamaya karar vermişler. Birlikte kalmanın ne kadar önemli olduğunu ve hırsızları birliktelikleri sayesinde yakaladıklarını anlamışlar. Hepsi birlikte çalışmış ve başarılı olmuşlar. Sovina'nın ihtişamı geri dönmüş. Sovina'nın Cadılar Bayramı her yıl coşkuyla kutlanmış. Hayaletleri gönderirken kazanılan zafer kısa süre sonra Sovina'nın hiç unutulmayan mirası haline gelmiş. Sovina'nın çocukları en korkunç hayaletlerin aslında içimizde yatanlar olduğunu öğrenmişler.